Crush Örgü Atölyesi'nden merhaba. Selanik örgü modeliyle yapılan çok şık bir örnek anlatacağım size. Bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Bu modeli özellikle şişle battaniye örmek istiyorsanız çok uygun bir model. Önü ve arkası bakın bu şekilde kullanılabilir. Onun dışında süveter için çok uygun bir model. Atkı, bere, yelek, kazak birçok şey örebilirsiniz bu modelle. Şimdi Selanik modeli olduğu için tek sayıyla başlayacağız. Ama daha önce size anlattığım Selanik modelinden farklı bir teknikle bunu Selanik görüntüsünü vereceğiz. Gerçek Selanik modeli bu. Şimdi bir kere başlangıçta temel bir sıra oluşturmamız gerekiyor. Bu arada kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Temel sıramız bütün ilmeklerin ters örülmesi şeklinde böyle ilerliyoruz. Bu bizim temel sıramız. Döndük. Şimdi modeli kurmaya başlıyoruz. Daha önce anlattığım Selanik modelinden farklı bir teknik dediğim gibi. Bu önce benim önceden anlattığım haroşa modeli üzerine kurulu bir teknikti. Şimdi hep düz örer gibi başlıyoruz. Bakın bütün model boyunca düz örer gibi sağ şişe geçiriyoruz ilk ilmeğimizi. Burada şimdi bu bizim kenar ilmeğimiz. Düzle başlıyoruz. Bir tane düz ördük. İpi öne aldık. Niye öne aldık? Doğal bir arttırma yapmış olmamız lazım. Sonraki ilmeği ters örer gibi şişi ortadan geçirerek hiç örmeden sağ şişe geçirdim. Sonra düz örgü yapacağım. Bakın burada doğal bir arttırma olmuş olacak. Burada bir ilmek artmış olacak. Düz ördüm. İpi öne geçirdim. Ters örer gibi sağ şişe aldım sonraki ilmeği. Sonra tekrar düz örgü. İpi öne geçirdim. Sağ şişe aldım. Düz örgü. Son ilmeği ters öreceğim. Şimdi bu modelde dikkat etmeniz gereken bir şey var. İlk 4 sırada son ilmekleri nasıl aldığıma çok çok dikkat edin. Aksi takdirde sola doğru genişleme yaşarsınız örgünüzde. Bakın bu son kısımlara çok dikkatli, hatta yazarak gidin. Normal ters örgü yaptım, çıktım. Arkaya döndüm. Dediğim gibi bütün model boyunca düz örer gibi sağ şişe alacağız ilk ilmeğimizi. Yine öyle yapıyorum. Bakıyoruz burada ters görünümlü çift olmayan tek ilmek var. O halde onu çift hale getirmek için ipi öne alıyorum. Tersle başlıyorum. Bütün tersleri arttırma yaparak gideceğiz. Şimdi yaptığım gibi bakın arttırma yapmış oluyorum. Doğal arttırma. Terslerden önce ipi öne alacağız hep. Ters örgü bakın burada ters görünümlü bir bölüm var. Onu ters örer gibi sağ şişe aldım. Çift gelen ilmeklerimi İkisini beraber bu şekilde düz örgü yapıyorum. Burada yine doğal bir arttırma oldu. Bakın ters görünüm var. Ters görünümden önce ipi mutlaka öne alıp tersi örmeden sağ şişe geçirdim. Burada çift gelen ilmeği düz örgü yaptım. İpi öne aldım. Ters gibi geleni sağ şişe geçirdim. Çift gelen ilmeği düz ördüm. Yine burada bir arttırma yapmış oldum. Şimdi bu sırada yani 2. 4. 6. 8. çift sıralarda şunu yapacağız. İpi öne alıp ters örgü yapmamız gereken bir bölümdeyiz. Son 2 ilmekte bunu yapmamız gerekecek. Ama her zaman bu modeli ters ilmekle bitirmek zorunda olduğumuz için sonda, şimdi siz bunu böyle yapıp burayı da böyle ördüğünüzde bir arttırma yapmış olmuyorsunuz. O yüzden son 2 ilmek kaldığında ve ters ilmek denk geldiğinde ipi öne alıyorsunuz. Evet, ters ilmeği sağ şişe geçireceksiniz. Ama sonrakini ters öreceğiniz için burada bir dolama yaparak arttırmayı yapıyorsunuz. Çünkü öteki türlü doğal bir arttırma yapmış olamazsınız düz gelmediği için bundan sonra. Bakın son iki kaldığında bu arka sırada sağ şişe geçirdiniz, bir dolama yapıp sonra da son kalan ilmeği ters örgü yapıp çıkıyorsunuz. Bu son ilmeği ters ördüğümüz için böyle bir teknik uyguladık. Şimdi 3. sıradayım. Hep dediğim gibi düz örer gibi sağ şişe geçirdim. Bakalım tek mi geliyor, çift mi geliyor? İlmeğim çift geldi. O zaman çift gelen bütün ilmekleri düz örgü yapıyorum. Düz ördüm. İpi öne aldım çünkü ters geliyor. Ters örüyorum. Çift geldi. Çiftleri hep düz örüyorum model boyunca.
İpi öne alıyorum çünkü ters örgüm var burada. Sonrakini çift örüyorum. İpi öne alıyorum. Ters örgüm var. Sonraki çift geliyor. Bakın burada da sıra sonunu şu şekilde yapacağız. Çift geldi. İpi tekrar öne alacağız ve ters örgümüzü yapacağız. Bakın burada hiçbir arttırma yok. Yanlışlıkla arttırma yapmayın burada. Hep sonları ters örgüyle bitireceğiz ve burada arttırma yok. Döndük. Bir süre sonra nasıl gideceğini anlayacaksınız. Düz örgü yapar gibi sağ şişe geçirdim. Bakıyorum ters örgüm var. Ters örgüden önce mutlaka ipi öne alıyordum arttırma yapmak için. Çift gelenleri düz örüyordum. İpi öne alıyorum. Ters örgü yapıyorum. Düz geleni çift örüyorum. Ters örgü yapmıyorum aslında. Ters şekilde sağ şişe alıyorum. İpi öne alacağım. Ama son ikide ters geliyorsa dolama yaparak arttırmayı yapıyordum. Sağ şişe geçirirken sonrasında ters öreceğim için 4 sıramız bitti. Şimdi şaşırmamanız için ben böyle birkaç sıra birlikte örmek istiyorum. 5. sıradayım. Tabi o temel sırayı saymıyoruz, o ters ördüğümüz sırayı. 5. sırada ilk ilmeği yine ters örer gibi aldık. Çift geldi, onu düz ördüm. Burada önemli olan bitişler. İpi öne aldım. Yine aynı mantıkla İlerliyorum. Tek gelen terstir. Çift gelen düz örülür. Bakın burada yine sonu düz ördüm. Çift geldi. İpi öne aldım. Ters örgü yaptım. Yani iki sıranın sonunun tekniğini bilirseniz modelde hiç şaşırma yaşamazsınız. Bakın burada çift gelen ilmeği düz ördüm. Sonunda ipi öne aldım. Ters örgü yapıp çıktım. Bu birinci sıranın bitişi gibi düşünün. Birinci sıra bitiş metodu gibi düşünün. Şimdi anlatacağım da 6. sırada arka yüzde bitiş metodunu öğrenin, yeterli. Şimdi bu iki bitiş metodunu tekrar ederseniz, kafanıza iyi yerleştirirseniz bu modelle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın şimdi bu sıranın da bitişi, hatırlarsanız tersle bitireceğimiz için, ters geldiği için ipi doluyorduk. Ters gibi alıp sonunu da ters bitiriyorduk. İki tane bitirme metodumuz var. Bir önceki gibi, bir de şimdi yaptığım dolamalı şekilde. Bundan sonraki sıranın bitirme metodu ne olacak? Normal bir önceki sıradaki gibi işte çift gelen ilmeği düz örüp ipi öne alıp ters örüp bitireceğiz. Yani dönüşümlü olarak bir öyle bitecek, bir böyle bitecek. Toplam 6 sırayı ördüm. Şimdi 7. sıradayım. Yine bakın. Çift şekilde örüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. İpi öne aldım. Ters örer gibi, demin bahsettiğim gibi bitirdim. 8. sıraya geldim. 8. sırada da şimdi burada modelimiz bu şekilde başlamalıydı. Ama böyle başlamayacak. 8. sırada burada bir hata yaptım. Böyle başlatarak, bir dakika. Şimdi 8. sırada şunu yapacağız. Bütün her 8. sırada bunu yapacağız. Bu 8 sıra. Toplam 16 sırayı öğrenirseniz modeli o 16 sıra üzerine kuracağız. 8. sırada ve 16. sırada şu metodu uygulayacağız. İpi yine düz örer gibi aldık. İpi öne geçirdim. 8. sırada bütün ilmekleri ters öreceğim. Yani şu çift gelen ilmeği de, düz örmem gereken ilmeği ters öreceğim. Teki de ters örüyorum. Çift geleni de tek seferde bu şekilde ters örüp çıkıyorum. Teki ters örüyorum. Çift geleni bu şekilde ters örüp çıkıyorum. Ters ördüm. Hepsini ters ördüm. Bu aradaki o boğumlu kısmı yaratmak için uygulayacağımız bir metot. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi şunu yapacağım. Bir dakika.
Şimdi şunu yapıyorum. Hatırlarsanız burada bakın düz örgümüz var. Nasıl başlamıştık? Bir tane birinci sıramız nasıldı? Bir ilmeği düz örer gibi almıştık. Sonrakini düz örmüştük. Ondan sonra ipi öne alıp ters örer gibi sağa geçirmiştik. Şimdi bunun tam tersini yapıyoruz. İpi öne alıyoruz. Ters örer gibi sağa geçirdik. Ve düz ördük. İpi öne alıyoruz. Ters örer gibi sağa geçiriyoruz. Yani buradaki şu düz görünümler bir sonraki bölümde, boğumdan sonraki bölümde ters örgü olacak. Ters örgü gözükenlerde, bakın bu ters örgü gibi gözükenlerde düz örgü olacak. Yani sadece tekniği tersine çevirdik. Bakın burada ters örgü yapmamız gerekeceği için iki kere doluyorum. İki kere dediğim yani böyle bir dolama yapıyorum arttırma yapmak için. Ters örgü yapar gibi geçirdim. Ters örüp çıktım. Daha iyi anlamanız için şurada göstereyim. Bakın burada düz örgünün üstüne ters gelmiş, tersin üstüne düz gelmiş. Yani yerleri değiştirdik. Her boğumda tersin üstüne düz, düzün üstüne ters yapmış olduk. Zaten bundan sonra ne yapmamız gerektiğini model kendi ele verecek. Bakın düz örer gibi her zaman sağa geçirdim. Çift gelen ilmekleri her zaman, bundan sonra işimiz kolay. Bu boğumdaki ikinci sıradayız. Her bir boğumumuz 8 sıra olacak. Çift geleni düz örüyorum. Tek geleni ipi öne alıp ters şekilde sağ şişe geçiriyorum. Çift geleni düz örüyorum. Tek geleni ipi öne alıp sağ şişe geçiriyorum. Düz örüyorum. İpi öne alıyorum burada. Ters örüp çıkıyorum. Şimdi bakın ters geldi. İpi öne aldım. Çift geleni düz ördüm. İpi öne aldım. Çift geleni düz ördüm. Bu üçüncü sıram. Bu boğumdaki. Yine bakın sonda şöyle bir şaşırma oldu. Bunu böyle dolamam gerekiyordu arttırmayı. Bakın bir tane ilmek arttırmış oluyorum. Ters iki, son ikisi ters olduğu sırada bu tekniği uyguluyorduk. Bunu sağ şişe geçiriyorduk. Sonra ters örüp çıkıyorduk. Dördüncü sıradayım. Böyle yine 7 sıra, toplamda 7 sıra örelim. 8. sırada tekrar görüşeceğiz. Yani toplamda baktığınızda 15 sıramız bittikten sonra temel sırayı saymazsak 16. sırada görüşeceğiz. Şimdi böyle gidelim. Evet, toplam bu metotla 7 sıramızı örmüş olacağız. Evet. Şöyle önden göstereyim. Bakın ters kısımların üzerine düz, düz kısımların üzerine ters denk getirdik. Şimdi 15 sıramız bitti. 16. sırada tekrar bakın arka yüzdeyim. Arka yüzde olduğumu şuradan anlıyorum. Şurada bakın böyle bir boğumlar oluşuyor. Ters kısımda böyle bir görüntü oluşuyor. Ne yapıyoruz 16. sıramızı? Düz örer gibi alıyoruz her zaman yanlar düzgün olsun diye. İpi öne alıyorum. Çift gelenleri ters şekilde, ikisini birlikte, tek geleni de ters şekilde, çift geleni de ters şekilde teke çevirerek bu metotla o boğumu, şu aradaki boğumu oluşturmak için örüyorum. 16 sıram bitti. Dediğim gibi bütün model bu 16 sıranın birbirini tekrar etmesi şeklinde oluşacak. İlk birinci sıramda başlarken ne yaptıysam şimdi onu yapıyorum. Düz aldım. İkincisini de düz ördükten sonra ipi öne alarak, sonrakini düz örerek, sonra bakın tersin üst, düzün üstüne ters gelecek. Şimdi ters şekilde sağa alıyorum. Tersin üstünü de düz olarak örüyorum. İpi öne aldım. Düzü ters hale dönüştüreceğim. Tersi de düz hale dönüştüreceğim. Düzü ördüm. Tersi örüp çıktım. Arkaya döndüğümde artık model bana ne yapmam gerektiğini söylüyor.
tek geldiği için ipi öne alıp ters şekilde sağa geçiriyorum. Çift gelenleri düz örüyorum. Tek geleni de ipi öne alıp sağa geçiriyorum. Çift geleni düz örüyorum. Bu metotla. Bu kadar. Burada dolamamı yapıyorum. Yine ters geldiği için, iki tane ters öreceğim için. Pardon, burayı ters örmüyorum. Yanlış yaptım. Sağa geçiriyorum. Sonrakini ters örüyorum. Metot budur. Hepinize kolay gelsin. Bundan sonra yapacağımız şey bu başlangıç sırasında ne yaptıysak onu tekrar edip ilerlemek.